Allahü Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ve tefsir kitaplarındaki Arapça hikayelere devam ediyoruz. Hadisu ekdi bi waladen. Ee, bir hadisi şeriften bahsedeceğiz. Sahih Buhari'de ve Sahih Müslim'de geçiyor bu hadis şerif. Ee, bir kurdun kurdun çocuğu yemesi ile ilgili olan hadisi şerif. Kurdun çocuğu yemesi ile ilgili olan hadisi şerif daha vaktilaful mer'ateyni iki kadının ayrılığa düşmesi fi hakkıhi o e, kurdun yediği çocuk hakkında iki kadının da ihtilafa düşmesi anlaşmazlığa düşmesi yani e, iki kadının iki tane çocuğu var hemen hemen aynı yaşlarda kurt geliyor bunlardan büyük olan kadının çocuğunu yiyor yani kadının birisi büyük birisi küçük Büyük olan kadının çocuğunu kurt yiyor. Sonra büyük olan kadın aslında e, kurdun yediği çocuğun kendisine ait olduğunu biliyor ama bir türlü kendine bunu yediremiyor. O diğer küçük olan kadının çocuğuna e, çocuğunu almak istiyor. Kıskanıyor kendine hakim olamıyor ve bu şekilde Davut Aleyhisselam'a ve Süleyman Aleyhisselam'a gidip mahkemeleşiyorlar. Birbirlerini şikayet ediyorlar, davalık oluyorlar. An Ebi Hureyre'te Hureyre'te ruviye rivayet edildi. Kimden? An Ebi Hureyre'te Ebu Hureyre radıyallahu anh'te rivayet edildi. Bu an harfi harfi cerler ya fiile ya da fiil manasında bir şeye her zaman mutallıktır yani alakalıdır. Harfi celler muhakkak fiil veya fiil manasında olan bir şeye bağlıdırlar. Onunla alakalıdır, alakalıdırlar. Onun dolayı buraya biz bir ruviye takdir ettik. Rivayet edildi kimden? ''Ve an'' yani bir gizli ruviye fiiline müteallıktır. radıyallahu anhu'' Allah ondan razı olsun. ''Radiye an'' harfi ceriyle kullanılıyor. Evet, hadislerimizi okurken bir yandan da e, gramer kurallarımızı da uyguluyoruz. ''Ennehu kal muhakkak ki o dedi.'' Yani Ebu Hureyre diyor ki ''Ennehu muhakkak ki Ebu Hureyre kala dedi.'' Neyi dedi? Şunu dedi. Kale dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Yani Allah'ın rahmeti, meleklerin istiğfarı, müminlerin duası. Ee, Peygamber Efendimiz'e aleyhi yani onun üzerine ve aleyhi onun aile efradının, ehli beytinin üzerine olsun. Veselleme. Ve selleme ve Allah'ın selamı yani dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş da yine onun ve ailesinin üzerine olsun. O sallallahu aleyhi ve sellem o demek. Diğer peygamberlerde ee, mesela Musa geçti. Musa aleyhisselam diyoruz. Diğer peygamberlerde aleyhisselam. Yani selam Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Yani dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş onun üzerine olsun. Ama Peygamber Efendimizin adı geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Sahabe-i kiramın adı geçtiği zaman radıyallahu anh erkek olursa radıyallahu anh bayan olursa radıyallahu anha diyoruz. İki kişi olursa radıyallahu anhuma diyoruz üçten fazla yani ikiden fazla erkek olursa radıyallahu anhum ikiden fazla bayan sahabe olursa radıyallahu ne diyoruz. Evet. Bir Allah dostluğundan salih zattan bahsederken kutlise sirruhu ya da kaddesallahu esrarahu ve da esrarahuma esrarahum. Böyle zamirler ona göre çeşitli bir şekilde geliyor. Bir kişi ise iki kişi ise üç kişi ise, üç kişi ise ona göre zamirler radıyallahu şey kaddesallahu esrarahu esraraha esrarahum esrarahum diye şeklinde gelir. Veya bayansa kaddesallahu esraraha esrarahum esrarahum şeklinde gelir. Evet, Kânet idi imraatani iki kadın ma'ahuma o ikisiyle beraber var idi o iki kadınla beraber ne ibnahuma ibnahuma ibna ibnani idi. Burada bir nun düştü. İbnani idi. Bu tesniyeler muzaf oldukları zaman nunları düşerler. Yani bu iki kadının iki tane çocuğu var idi diyor. E bu kurt geldi fail. Bu fail. Fe zehebe. bir harfi ceriyle kullanılır. Zehebe gitti. Ama bir harfi ceriyle kullanılırsa götürdüm manasına geliyor. Fe bi bibini. Aslında burası bi ibini idi. Ama hemzeyi vasıl olduğu için bu e, ibin kelimesindeki hemze. E, ne yaptı? Düştü. Bibini diye okuyoruz. Bibini yani olmadı. Bi ibini olması lazım. Bibni ihdahuma bu iki kadından bir tanesinin oğlunu alıp götürdü yedi. Yani yedi ibaresi yok burada. Sadece götürme var. kurt götürdü ne yaptı? kurt götürdü. Hoş saklamak için götürmedi. Yemek için götürdü. Fakalet dedi. sahibetuha. O kadından birisi diğer arkadaşı için yani büyük olan küçük olana dedi ki innema ancak zehebe bibnike bu kurt senin oğlunu götürdü Bibiniki ki ke değil. Bayan olduğu için ki diyoruz. Senin oğlunu götürdü. Benim oğlum burada duruyor. Ve kaletil O diğer yani küçük olan kadın dedi ki. İnne ma ancak zehebe götürdü. bibiniki ki. Yok senin diyor çocuğunu götürdü. Bu benim çocuğu. Feteha, feteha kemeta ila Davud aleyhisselam. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Davud aleyhisselama ee, mahkemeyi arz ettiler. Yani Davut Aleyhisselam'ın huzurunda mahkemeleştiler. Ee, yani muhakemeyi ona arz ettiler. Yani davayı ona götürdüler diyelim. Hakeme ile bu manada. Fekaza hükmetti bihi o çocuk ile yani o çocuğun o çocuk ile hükmetti kime Dil Kübra büyük olan kadın için. Yani hayatta olan sağ çocuk dedi ki büyük olan kadına aittir dedi. Böyle hüküm verdi. Fakharaceta iki kadına çıktılar. Ala Süleyman ebni Davud'a. Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselamın yanına gittiler yani. Oraya girdiler. Yani onun yanına çıktılar. Fakharacetahu. Bu iki kadın da Davud aleyhisselamın hükmünü e, haber verdiler. Bizalike. E, yani Davut Aleyhisselam'ın bu meseleyle ilgili bir ki bu meseleyle ilgili e, hükmünü ona haber verdiler. Ahberata bu iki kadın haber verdi. Hu o Süleyman Aleyhisselam'a bir bu olayı yani Davut Aleyhisselam'ın verdiği bu hükmü ona haber verdiler. Fakale dedi ki fakale tuni hemzeyi vasıl olduğu için ama e, normal okursak tuni bana getirin. Eta B harfi celille kullanılırsa getirin manasına gelir. Eta geldi ama ba harfi celille getirin. U utuni bana getirin bir sikkini bir tane bıçak getirin. Niçin eşukuhu ben onu böleyim parçalayayım beynahuma bu iki kadın arasında. Yani bıçakla bunu ikiye böleceğim çocuğu yarısını birine yarısını birine vereceğim. Bu şekilde diyor davayı halledeceğim diyor Süleyman Aleyhisselam. Çocuğu ikiye böleceğim diyor. Madem aralarında anlaşamıyorlar o benim diyor öbürü benim diyor. Fakaleti sura küçük olan dedi ki küçük olan kadın dedi ki la tefal böyle yapma dedi. Böyle yapma. Kesme çocuğu. Yerhamukallahu Allah sana merhamet etsin böyle yapma dedi. ben dedi hakkımdan vazgeçiyorum. Tamam bu çocuğu büyük kadına ver dedi. Böyle bir şey yapma kesme dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam dedi ki huve bu çocuk ibnuha, işte bu küçük kadının çocuğudur. Büyük kadının değil. Peki fakat Allah hükmetti bihi o hayattaki çocuk için lisuğra e, ya hayattaki o küçük çocuğun küçük şey hayattaki o çocuğun lisuğra küçük kadın kadına ait olduğuna hükmetti. Küçük kadının çocuğu olduğuna hükmetti. Böyle bir hüküm verdi. Babası büyük kadına diye hüküm vermişti. Niçin böyle hüküm verdi? Çünkü Süleyman Aleyhisselam burada şunu sınamak istedi. Gerçek anne hiçbir zaman çocuğunun zarar görmesini istemez ve ona şefkat duyar. Küçük anne, küçük olan kadın onun gerçek annesi olduğu için onun kesilmesine razı gelmedi. Kendi hakkından vazgeçti dedi ki yeter ki çocuğum yaşasın. Ve bu duygudan, merhametten çocuğun küçük kadına ait olduğunu hükmetti Süleyman Aleyhisselam. Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam'a böyle güzel bir şekilde... E, hüküm verme yeteneği kendisine vermiş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Ateynahu hukuma ve ilma diyor. Ona diyor hem hüküm e, verme yetki, e, hüküm verebilme yetkisi hem de ilim verdi ki yani, hüküm verebiliyor, doğru hükmü çıkarabiliyor. Kendisine böyle bir hüküm verilmiş. Bu hada bu bu hadisun sahihun, sahih bir hadistir. Muttafakun aleyh üzerinde ittifak edilmiştir. Muttafakun aleyh demek hadiste bu hadisi hem Sahih Buhari hem de Sahih Müslim rivayet etmiş demektir. Sahih Buhari, Sahih Buhari bunu rivayet etmiş. Nerede? El-Enbiya, Peygamberler bölümünde. Ee, rakamul hadis, hadisin rakamını vermiş. Bu rakamlı hadiste işte Enbiya bölümünde, 40. bölüm olan Enbiya bölümünde şu rakamlı hadisler zikretmiş. İşte 3244. rakamlı hadisler zikretmiş. Sahih Müslim, Sahih Müslim de diyor bunu rivayet etmiş. Nerede? Mesacit. Mescitler bölümünde diyor zikretmiş. Ee, bir de yani kaza hüküm verme kadılık bölümlerinde yani mahkeme bölümlerinde, mahkemeyle ilgili hüküm verme bölümlerinde diyor. Bunu rivayet etmiş. Evet. Rabbim bizleri hüküm verirken adil bir şekilde hüküm verebilen kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz'in ve tüm peygamberlerin şefaatlerine nail eylesin inşallah. Kanalımızı takip etmeyi Abone olmayı unutmayınız, çevremize duyurmayı da unutmayınız. İnşallah desteklerinizi, güzel yorumlarınızı bekliyoruz.